Kur'an'ı hikaye olarak dinlemekten tövbe etmeliyiz. Aksi takdirde Kur'an Müslümanların ezan okunan diyarında bile faizi önleyemiyor görüyorsunuz. Zinayı önleyemiyor Kur'an. Yalanı önleyemiyor. Cinayeti, ırkçılığı önleyemiyor. Neden? Hikaye. Hikaye çocuk büyürken lazım. Büyüdükten sonra o da anlatacak zaten. İsmail'e yazık ettik. O büyük İsmail'i, Zemzem'i ilk içen insanı yazık ettik. Bundan tövbe etmemiz lazım. İmam efendiler, müezzinler, Allah'ın kullarına Allah'ı anlatanlar, nasıl konuştuklarına dikkat etmeleri gerekmez mi? Namazın 4. rekatından başlamıyorsun. Ramazan'ın orucunu öğle vakti başlamıyorsun. Başından dibine götürüyorsun. İsmail'i niye orta yerden aldın anlatıyorsun? Niye bu davayı Nuh Aleyhisselam'dan başlatan Kur'an'ı örnek alıp anlatmıyorsun? Bu hastalık hepimiz için hastalık. Tövbe etmemiz, istiğfar etmemiz, yeniden Kur'an'a dönmemiz gerekmektedir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.